Hayatımızda kişisel günlük ihtiyaçlarımızı karşılamaktan sosyal davranışlarımızı gerçekleştirmemize ve işimizi yapmamıza kadar her şey verdiğimiz kararlarla mümkündür. Karar vermekte olduğumuzun her zaman farkında olmasak da tüm davranışlarımız kararlarımızın sonucudur. Bu da doğru kararlar verebilmenin önemli bir yetenek olduğu anlamına geliyor. Tüm gün boyunca yaptığımız ve konuştuğumuz her şey aslında bilincinde olmasak da verilen kararların sonucu olarak gelişiyor. Kısaca karar verme, seçim yapma sürecidir. Günlük yaşamımızda toplumsal değişimlere bağlı olarak birey, aile ya da kurum için çeşitli zamanlarda mevcut durumu korumak ve sürdürmek ya da iyileştirmek için çeşitli kararlar alırız. Kimi zaman elimizde olmadan dış kaynaklı sebeplerle karşılaştığımız birçok farklı durumda belirli amaçları gerçekleştirmek için bazı kararları vermek durumunda kalırız. Hedeflerimize ulaşmada bizlere yardımcı olacak, boşa zaman ve para harcamamızı engelleyecek, ilerisinde keyifsizlik, kaygı ve pişmanlık vermeyecek başarılı kararlar bizlerin yapacağı mantıklı seçimlere dayanmaktadır. Bu eğitimle toplumun bir ferdi olarak günlük yaşantınızda yüzleşebileceğiniz farklı durumlar karşısında karar verme süreçlerinizi etkileyen faktörleri ve karar çeşitlerine göre doğru seçimleri yapabilmenizi sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu eğitim, karar ve karar verme kavramının ne olduğu, karar verme eyleminin özelliklerini ve karar verme süreciyle ilgili temel bilgileri içeren bölümlerden oluşmaktadır. Sözlük anlamıyla karar, sonunda şüphelerin, tartışmaların son bulduğu, seçilen yolun uygulanmaya başlandığı mantıksal sürecin nihai ürünüdür. Karar, geçmiş bir davranışı ve gelecekle ilgili sonuçları yansıtır. Bu nedenle karar verme, çeşitli aşamalardan oluşan bir süreç olarak görülür. Bir kararın olay, etkilenen ve sonuç olmak üzere üç bileşeni vardır. Her olay birbirine benzemekle beraber kurgusal olarak farklılıklar göstermektedir. Bir karar vermeden önce etkilerini olayla direkt veya dolaylı olarak ilgili kişilerin nasıl etkileneceğini düşünmemiz, farklılıklarını anlayabilmemiz adına önemlidir. Alınan bir karar neticesinde organizasyonun işleyişi içinde etkilenenler söz konusu olacaktır. Organizasyonun nasıl çalıştığını bilmeniz, kişilerin üzerinde nasıl bir etki bırakacağını belirlememize katkı sağlayacaktır. Sonuçsa verilen kararın değerini ortaya koymaktadır. Karar verme eyleminin sonucu, kararın uygulanacağı gelecek zamandaki karar ortamının şimdiden ya da karar verme anında sağlıklı olarak öngörülmesine bağlıdır. Alınan kararların isabetliliği, gelecek koşullar ya da kararı etkileyen olayların doğru tahmin edildiği oranda başarıya götürmektedir. Karar verme eylemi ise ne yapacağımızı bilmediğimiz zaman yaptığımız seçenekler arasından en büyük değeri sağlayacak olanı tercih etmemizdir. Karar verme en yalın şekliyle etken olan eylemin seçilmesi işlemidir. Ayrıca karar verme bir amaca varabilmek için mevcut olan ve koşullara göre mümkün olabilecek çeşitli hareket tarzlarından en uygun görüneni seçmek, tercih etmektir. Toplumsal süreçlere katılımda, yaşantımızın aksayan yönlerinin düzeltilmesinde, bireyler arasında olumlu ilişkilerin kurulmasında, grup dayanışması ve bütünlüğünün sağlanmasında, yaşamla ilgili tecrübelerin aktarılmasında alınan kararların önemli bir etkisi söz konusudur. Karar verme, bilimsel problem çözme aşamalarında olduğu gibi bir olayın gözlemlenmesi neticesinde, karar vermeye gerektiren sorunun veya problemin tanımlanması, amaç veya amaçların belirlenmesiyle amaca ulaşılmasını sağlayacak yolların, araçların veya alternatiflerin saptanması, karar ortamının belirlenmesi, karar problemini etkileyen verilerin ve bilgilerin toplanması,
Karar problemi modelinin kurulması, modelin çözümlenmesi ve böylece amaca ulaşmayı sağlayacak uygun alternatiflerin belirlenmesi, modelin tutarlılığının test edilmesi ve çözüm sonuçlarının yorumlanması ve nihayetinde kararın verilmesi, sonucunda da kararın uygulanmaya konulması sürecidir. Karar verme süreci, çeşitli konularda düşünmeyi, tartışmayı, kabul ve reddedilmeyi, sahip olunan kaynakları, çeşitli zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin planlanmasını, yürütülmesini ve kontrolünü öğretmesi sebebiyle kişilik gelişiminde, değer ve amaçların oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Başarılı olabilmek için zamanında ve doğru kararı vermemiz ve verilen kararı etkin biçimde uygulamamız gerekmektedir. Karar verme, karşılaşılan durumla ilgili olarak arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için yol gösterici bilgilerin toplanması, bu bilgiler ışığında sistematik, bilimsel ve mantıklı bir akıl yürütmeyle seçenekler oluşturup bunların içinden en uygun olanının seçilerek uygulamaya konmasıdır. Bireyin toplumda üstlendiği değişik roller gereği temel sorumluluklarından biridir. Kimi zaman elimizde olmadan dış kaynaklı sebeplerle karşılaştığımız durumlar için karar vermemiz, bir tercih yapmamız beklenmektedir. Böylesi durumların algılanışı, duruma yaklaşım ve çözüm yolu bulma çabası bulunduğumuz konumlar gereği hayati önem taşıyabilmektedir. Karar verme, seçeneklerden bir tanesinin tercih edilmesidir. Sorunları ve fırsatları tanıma ve sonuca ulaşma sürecidir. Bir düzenleme, sorun çözme ve kaynak kullanma faaliyetidir. Karar verme, amaca ulaştıracak eylemlerde bulunmak için seçeneklerin saptanıp, saptanan seçenekler arasından ussal olarak uygun olanın seçilmesidir. Seçim karar vermenin büyük kısmı değil, bir parçasıdır. Karar verme, çeşitli amaçlar, bunlara ulaştıracak yollar, araçlar ve imkanlar arasından seçim ve tercih yapmakla ilgili zihinsel, bedensel ve duygusal dinamik ve karmaşık bir süreçtir. Karar verme, alternatifler arasından bir seçim yapma işidir. Verilen bir görevi gerçekleştirmek ya da bir durum karşısında tercih yapmak için çeşitli alternatifler arasından bir seçim yapmamızdır. Karar verme eylemi, incelenen konunun kapsamına, basit veya karmaşık oluşuna ve önem derecesine göre farklılık göstermektedir. Tüm kararlar, çeşitli alternatifler ya da seçenekler arasından bir seçim yapmayı gerektirir. Karar verme süreci bir amaca yöneliktir ve kararlar genellikle amacın gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için verilir. Karar verme, belli bir zaman gerektiren çeşitli aşamalarda gerçekleşen bir süreçtir. Kararlar geleceğe yöneliktirler ve geleceği tahmin etmeye ya da öngörülmeye dayanırlar. Karar verici, geleceğin belirsizliği nedeniyle şimdiden güdülen amacın gerçekleşmemesi ihtimalini göz önünde bulundurmak ya da bazı riskleri üstlenmek durumundadır. Gerek iş gereği, gerekse de kendi özel yaşamımızda hayatımız boyunca birçok farklı karar verme durumuyla yüz yüze kalırız. Bunların büyük çoğunluğunda pek fazla zorlanmadan aldığımız ve çoğu zaman farkına varmadığımız durumlar oluşuyor. Saat kaçta kalkacağım? Hangi kıyafeti giyeceğim? Ne yiyeceğim? Hangi işleri hangi sırayla yapmalıyım? Hangisini tercih etmeliyim? Sadece bireysel olarak bizi ilgilendirenlerin dışında asıl bizleri zor durumda bırakansa başkalarını da ilgilendiren kararların alınmasıdır. İlkokula giden bir çocuğunuz var. Fen matematik,
eşit ağırlık ve sosyal bilimler disiplinleri arasından seçim yapmanız gerekiyor. Üniversite seçimi dönemine gelmişsiniz, önünüzde birçok seçenek. Hangi bölümü seçeceksiniz? Seçiminizi bölüme göre mi, üniversitenin prestijine göre mi yapacaksınız? Bölüm seçerken ders içeriklerine ve hangi konuyu öğrenme konusunda meraklı olduğunuzu mu hesaba katacaksınız? Yoksa mezun olduktan sonra hangi işi yapacağınızı mı? İş hayatına başlamak üzeresiniz. Önünüzde yüzlerce şirket, yüzlerce farklı iş alanı. Girdiğiniz iş alanının sizi tanımlayacağını ve kimliğiniz haline geleceğini düşündüğünüz için üzerinizde daha da fazla baskı hissediyorsunuz. Artılar, eksiler, artılar, eksiler. Acaba hangisiyle ilgilenmelisiniz? Hangi alanda derinleşmelisiniz? Ve nereden başlamalısınız? Ancak kararın başkalarını ilgilendirmesi, alternatiflerin belirsiz olması, yanlış kararın faturasının ağır olabilmesi gibi durumlarda isabetli karar verebilmek bir problem halini almaktadır. Bu durumda karşılaştığımız alternatifler arasından belirli kıstaslara göre bir veya birkaçını seçmek ve uygulamaya koymak durumunda kalırız ve başarımız aldığımız kararların isabet derecesine bağlıdır. Karar verme, belli zaman kesitinde veya belli bir anda gerçekleşen statik bir eylem değildir. Karar verme süreci değerlere, kişiler arası ilişkilere, kültürel sınırlamalara, sosyal ve psikolojik durumlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Zaman açısından karar verme süreci, karar problemiyle karşılaşıldığı, bilgilerin, verilerin toplandığı ve karar verme durumunun ortaya çıktığı geçmiş zamanı, alternatifler arasından bir seçim yapıldığı şimdiki zamanı, alınan kararların yürürlüğe konulduğu ve uygulama sonuçlarının değerlendirildiği gelecek zamanı kapsar. Karar verme süreci, karar vermeyi gerektiren sorunun veya problemin tanımlanması, amaç ya da amaçların belirlenmesi, amaca ulaşılmasını sağlayacak yolların, araçların ya da alternatiflerin saptanması, karar ortamının belirlenmesi, karar problemini etkileyen verilerin ve bilgilerin toplanması, karar problemi modelinin kurulması, modelin çözümlenmesi ve böylece amaca ulaşmayı sağlayacak uygun alternatiflerin belirlenmesi, modelin tutarlılığının test edilmesi ve çözüm sonuçlarının yorumlanması, nihai karar verme ve kararın uygulanmaya konulması aşamalarının hayata geçirilmesiyle gerçekleşen ve belli bir süreyi gerektiren bir süreçtir. Karar verme bir dönüm noktasıdır ve sürecinin temel öğeleri karar veren, sorun, alternatifler ve karar kriteri şeklinde sıralanmaktadır. Karar veren, belirli bir karar problemiyle karşı karşıya olan ve alternatifler arasından tercih yapması gereken kişi ya da gruptur. Sorun, uygulamada karşılaşılan, çözülmesi hedeflenen durumdur. Düşünce süreçlerinin kesintiye uğradığı noktayı ifade eder. Çözülmesi ya da ulaşılması için birden fazla yol mevcuttur. Alternatifler, sorunun çözülebilmesi için karar vericinin önündeki yolları ifade eder ve bir karar verme durumundan söz edebilmek için alternatiflerin sayısı mutlaka birden fazla olması gerekmektedir. Karar kriteri, nihai kararın verilmesi için temel olan alternatif özelliğidir. Alternatiflerin karar verici açısından ulaşılabilir bir eylem sahası içinde olması gerekmektedir. Karar, bir sonuç anlamına gelir. Faaliyetin yürütülmesinden sonra tepkiler gelecektir. Bu tepkilerin kimileri tahmin edilebilirken, kimileri tahmin edilemeyecektir. Dolayısıyla karar vermek sadece bir seçim süreciyle bitmez. Bunun öncesi ve sonrası da dikkate alınmalıdır. Düşünce aşamasında sürecin kesintiye uğramasının en önemli nedeni bir sonuca varılamaması ya da sonucun kestirilememesidir.
Dolayısıyla böyle bir durumda önce ne istediğini tanımlayıp, bu isteği karşılayacak seçenekleri araştırıp, geliştirip, en sonunda da istekleriyle seçenekleri eşleştirerek en optimize seçeneğin seçilmesi gerekmektedir. Karar vermeyi değer yargıları, amaçlar ve standartlar dolaylı ya da dolaysız olarak etkilemektedir. Karar verirken çoğu zaman bu etmenlerin farkında olmasak bile bizlere karar verme motivasyonunu sağlamaktadır. Bireylerin ilgi ve istekleri değer yargılarını şekillendirmektedir. Değerler, karar vermeyi etkileyen amaç ve standartlar gibi faktörleri de etkilediği için günlük yaşamımızdaki etkisi diğer faktörlerden daha yüksektir. Değer yargıları her toplumda farklı şekillenir. Zaman içinde değişiklik gösterir. Zamanla kökleşen tercihler doğru, iyi, önemli, güzel diye savunulur. Benimsenen ve savunulan bu tercihler gurur veren yargılar haline gelir. Karar verilecek konularda alternatiflerin sayısını azaltır. Amaçlarsa ihtiyaç ve isteklere ulaşmak için sonuna kadar çaba gösterilen kavramlardır. Amaç belirlenen sona ulaşmak için esas alınan fikirler bir faaliyetin hedefi, sonu veya nedenidir. Amaçlar değerlerden çok etkilenirler ve gerçekleştirildikleri için değerlerden daha belirgindirler. Amaçlar insanların ihtiyaç ve isteklerine göre şekillenir. İhtiyaçlar giyinme, barınma, beslenme gibi fizyolojik olabileceği gibi sevme ve sevilme, başarılı olma ve benzeri psikolojik ihtiyaçlar şeklinde de olabilirler. Amaç belirleme süreli bir işlemdir. Çoğunlukla birbiriyle ilişkilidir. Genelde kısa dönemli amaçlar uzun dönemli amaçlara götürür. Uzun dönemli amaçlarsa hayat felsefesiyle de ilgilidir. Hayat felsefesi bir görüş veya hayata bakış tarzıdır. Farkında olmasak da herkesin bir hayat görüşü vardır. Bu hayat görüşü felsefesi bireyin davranış ve amaçlarına yön verir. Amaçlar değişen şartlara uyabilmeli, gerçekleşmesi mümkün olmalı, mevcut kaynaklarla ulaşılabilmelidir. Standartlarsa adetleri, kuralları temsil eden, genellikle fazla düşünme gereği duyulmadan kabul edilmiş kalıplar, alışkanlıklardır. Standartlar amacı belirleme, gelişmelerini ölçme ve ulaşma yöntemlerine karar vermede etkili olurlar. Standartlar, bireyin benimsediği değerler ve ulaşmak istediği amaçlarla ilgili çalışmalarda kabul gören kalite, nicelik, düzeyle sınırlardır. Değerler ve amaçlara göre daha kolay anlaşılırdır. Yaşama standardı, yaşamı sürdürmek için bireylere sağlanan mal, servis, hizmet ve doyurucu diğer unsurlardır. Bireylerin ihtiyaç ve isteklerini belirlemede standart, fonksiyonellik ve rahatlıktır. Gelişen teknoloji, zaman ve şartların değişmesi, daha önce kabul edilmiş bazı değerlerin ağırlığının değişmesine neden olur. İnsanlar, değer yargılarını toplum içinde düzen ve ahenk sağlaması, kendisi için doyurucu bir yaşam imkanı vermesi, günlük yaşantıya uyumu açısından düşünmeli ve değerlendirmelidir. Kararsızlık, alternatifler arasından seçim yapamamayı, yani karar verememeyi ifade eder. Bu istenmeyen bir durum olmakla beraber pek çok kişi bu sorunu yaşamaktadır. Bilgi ve veri yetersizliği, amacın ya da karar durumunun net tanımlanmamış olması, alternatiflerin yetersiz ya da tatmin edicilikten uzak olması, seçim kriterlerinin belirsizliği, çözüm alternatiflerinin birbirine yakın olması, karar verenin karar verme yetkisinin olmaması, karar verenin kararın uygulanmasında çıkabilecek güçlükler nedeniyle tercihte zorlanıyor olması, tercih edilen alternatifin olumsuz sonuç vermesi durumunda ortaya çıkacak zararın büyüklüğü, karar verenin riske girmek istememesi, karar verenin kişilik itibarıyla kararsız bir kişi olması, karar verenin içinde bulunduğu politika ve güç mücadelelerinin yoğunluğu, karar verenin olaydan uzaklığı sonucu önceliği başka işlere taşıması,
kişisel hedeflerle işin gereklerinin birbirine uyumsuzluğu, karar konusunun inanç ve değerlerle çatışan bir uygulamayı zorunlu kılması, kararsızlık probleminin başlıca nedenleri ve muhtemel sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Karar vericinin kendine aşırı güveni, hatada ısrar etmesi, karar vermekte gecikmesi, karar verme sürecindeki maliyetler, insani yetenekler, zaman, teknoloji ve yeterli bilgi konusundaki kısıtlamalar, karar verme aşamasında en çok yapılan yanlışlardır. Kararsızlıkla baş etmek adına sorumluluk almaktan çekinmeyiniz. Karar verme ve hatalardan öğrenme yeteneğinize güveniniz. Kendiniz için gerçekçi olmayan beklentiler belirlemeyiniz. Çok gerekmediği sürece ani kararlar vermeyiniz. Kendinizi kandırarak daha çabuk ve rahat ulaşacağınız bir sonuç için daha az uygun olan bir seçimi yapmayınız. İyi bir karar, zamanında verilen, karar verenin amacını gerçekleştirirken, etkilenenler tarafından benimsenen ve ilgili kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakan bir karardır. Bu açıdan karar, karar verenin yargılarına göre iyi olmalıdır. Karar, etkilenenler tarafından iyi olarak değerlendirilmelidir. Karar, etkilediği ya da uygulayacak olan kimseler arasında mümkün olduğunca kabul görmelidir. Karar verenin çevresindeki diğer kişiler de bu kararı iyi bulmalıdır. Karar, zamanında verilmiş olmalıdır. Etkili bir karar vermek için neyin önemli olduğuna odaklanın. Mantıklı ve tutarlı olun. Hem öznel hem de nesnel faktörleri belirleyip analitik ve sezgisel düşünün. Sadece içinde bulunduğunuz ikilemi çözmeye yetecek kadar bilgi toplayın. Uygun bilgi ve fikirleri analiz edin. Güvenilir, kullanımı kolay ve esnek yol göstericileri tercih edin. Daha iyi ve doğru kararlar vermek adına kararlarınızın sonuçlarından korkmayın. İçgüdülerinize güvenin. Duygularınızı dikkate alın. Kararınızı etraflıca düşünün ama ayrıntılarda boğulmayın. Gidenin ardından yas tutmak yerine bakış açınızı değiştirin. Toplumsal baskılara yenilmeyin. Seçeneklerinizi azaltın. Eğitiminizin bu bölümünü tamamladınız. Şimdi bu bölümün önemli noktalarını bir kez daha gözden geçirelim. Öğrendiklerinizi pekiştirmek adına sorulara dikkatle bakın ve içinizden düşünün. Soruların başlıklarına tıklayarak cevaplarınızı gözden geçirebilirsiniz. Kendimizi değerlendirelim. Eğitiminizin bu bölümünü tamamladınız. Şimdi bu bölümün önemli noktalarını bir kez daha gözden geçirelim. Öğrendiklerinizi pekiştirmek adına aşağıdaki sorulara dikkatle bakın ve içinizden düşünün. Soruların başlıklarına tıklayarak cevaplarınızı gözden geçirebilirsiniz. Karar verme eylemi nasıl bir süreçtir? Karar verme sürecinin aşamaları nelerdir? İyi bir kararın özellikleri nelerdir? Karar verme, karşılaşılan durumla ilgili olarak arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için yol gösterici bilgilerin toplanması, bu bilgiler ışığında sistematik, bilimsel ve mantıklı bir akıl yürütmeyle seçenekler oluşturup bunların içinden en uygun olanının seçilerek uygulamaya konmasıdır. Bireyin toplumda üstlendiği değişik roller gereği temel sorumluluklarından biridir. Kimi zaman elimizde olmadan dış kaynaklı sebeplerle karşılaştığımız durumlar için karar vermemiz, bir tercih yapmamız beklenmektedir. Böylesi durumların algılanışı, duruma yaklaşım ve çözüm yolu bulma çabası bulunduğumuz konumlar gereği hayati önem taşıyabilmektedir. Karar verme, seçeneklerden bir tanesinin tercih edilmesidir. Sorunları ve fırsatları tanıma ve sonuca ulaşma sürecidir. Bir düzenleme, sorun çözme ve kaynak kullanma faaliyetidir.
karar verme, amaca ulaştıracak eylemlerde bulunmak için seçeneklerin saptanıp, saptanan seçenekler arasından ussal olarak uygun olanın seçilmesidir. Seçim karar vermenin büyük kısmı değil, bir parçasıdır. Karar verme süreci, karar vermeyi gerektiren sorunun veya problemin tanımlanması, amaç ya da amaçların belirlenmesi, amaca ulaşılmasını sağlayacak yolların, araçların ya da alternatiflerin saptanması, karar ortamının belirlenmesi, karar problemini etkileyen verilerin ve bilgilerin toplanması, karar problemi modelinin kurulması, modelin çözümlenmesi ve böylece amaca ulaşmayı sağlayacak uygun alternatiflerin belirlenmesi, modelin tutarlılığının test edilmesi ve çözüm sonuçlarının yorumlanması, nihai karar verme ve kararın uygulanmaya konulması aşamalarının hayata geçirilmesiyle gerçekleşen ve belli bir süreyi gerektiren bir süreçtir. İyi bir karar, zamanında verilen, karar verenin amacını gerçekleştirirken etkilenenler tarafından benimsenen ve ilgili kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakan bir karardır. Bu açıdan karar, karar verenin yargılarına göre iyi olmalıdır. Karar, etkilenenler tarafından iyi olarak değerlendirilmelidir. Karar, etkilediği ya da uygulayacak olan kimseler arasında mümkün olduğunca kabul görmelidir. Karar verenin çevresindeki diğer kişiler de bu kararı iyi bulmalıdır. Karar, zamanında verilmiş olmalıdır.